artık. Yarın uy ay balam, yarın artık. Ay, ben öyle yarını falan şey yapamam, beklemem. Hem ayrıca benim vaktim çok da bol kendisi. Ben zaten şurada oturuyorum sabah kadar. Sen onu işte yapıver, onları bitiriver de sonra da benimkileri şey yaparsın artık. Hadi hadi. Ütüye devam, ütüye devam. Geç kardeşim, otur şöyle geç. Geç bir keyfine bak. Canım. Hadi, hadi tatlım benim. Aç ağzını bakayım, aç. Bak yemezsen amca yiyecek ha. Ona göre aç kalacaksın. Hadi canım benim. Hadi. Ay pekmez. Yürü diyorum sana. Çocuğun elmasını kapıyorsun. Pardon, gayri ihtiyari. Bak, bak amca nasıl kaptı, yedi senin elmanı. Hadi bunu da yemesin. Hadi tatlım bak geliyor. Kuş geliyor, kuş geliyor. Kafese girecekmiş. Hadi. Kuş kafese girecek. Ay pekmezim, ne yapıyorsun Allah aşkına? Çocuk aç bir ilaç, oturuyor canım. Zaten bitkisel hayatta gibi. Baksana gıkı bile çıkmıyor çocuğum, bırak. Bebeğim, yavru elmayı yiyemedi. Aç kaldı belki ama emin ol ki hayatta fırsatları değerlendirmenin yolunu öğrenecek bu sayede. Değil mi bebeğim? Hı? Tabii tabii canım, öyledir. Pekmezim, bu çocuk ya sağır ya başka bir şey, bunalımda falan yani. Baksana hiç sesi çıkmıyor çocuğun. Annesi kulağının dibinde şarkıyı bağıra bağıra söylemiş herhalde, gitmiş çocuk da kulaklar. Hadi canım, hadi bak bunu ye, bunu ye, iyi gelecek. Kulaklarına da iyi gelecek bak, hadi. Ay pekmezim, pekmezim. Aa güldü. Ay, ay baba şefkati istiyor aman çocuğum. Yavrum. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim ya. Resmen Peker Pekmez'in donlarını ütülüyorum önlü arkalı. Ya rezillerdeyim, rüsvalardayım ya. Müşküllerdeyim, pesentlerdeyim. Tam anlamıyla mağdurum. Mağdurum, tam mağdurum. Mağdurum, mağdurum. Mağdurum, tam mağdurum. Cazibe sen mağdurum mu diyorsun, ben anlamadım ya. Ben. Men, yok yok, men mağdurum demeyip dip. Men Simge Hanım'ın taklidini edip dip. Evet, evet. Sanki böyle ben mağdurum duyumdu. Ben de duydum onu bak. Sanki evet öyle diyor Kemal. Ha, taklitse tamam yani, o bakımdansa tamam da yani bence yapma öyle bir şey. Çünkü Simge biraz şeydir biliyorsun, yoksa seni mağdur eder. Nedir, nedir? Simge biraz nedir uy, nedir ay balam uy? Simge biraz şeydir ya, çatlaktır, çatlaktır. Gut, sana. Başına bela mı istiyorsun? Ya Simge biraz şeydir, hassastır, hassas. Yeah, hassastır, dır, hassastır, haçen. Ha, dır, dır, haçen, hassastır. Yani şimdi sen Simge'ye bugüne kadar saygısızlık yapmadın. Ne önünde ne de arkasında. Bugün de yapmazsan çok sevinirim. Yok yapmam, yapmam. Aç kapıyı. Dur. Geç yerine. Devam et Tutu'ya. Ben kapıyı açarım. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Biz vergi dairesinden geliyoruz da. Bu dairede kayıt dışı çocuk bakıldığına ve de vergi kaçırıldığına dair bir ihbar aldık da. Aman efendim, ne çocuk bakması, ne kayıt dışı çalışmak falan, öyle her ihbara aldanmayın. Burada çocuk mocuk yok. Yani bu dairede çocuk bakılmıyor. Yani burada çocuk mocuk bakılmıyor. Çok rica edeceğim. Gidin başka dairelere sorun, belki yardımcı olurlar. İyi akşamlar. Ne bir üzgün adam. Bu ne be kardeşim ya? Herkes birbirini ihbar etme peşinde ya. Valla çok enteresan Kemal, çok enteresan gerçekten. Oh Kemal Bey, oh misafiriniz ne zaman gelecek tipimse? Aman be Cazibe, amma soru sordun ya. Sen bu kadar soru sormazsın. Hadi ütüye devam et, gözünü seveyim. Değiştin ha. Yok yok yok, uy haçen Kemal Bey. Ben hiç aynı Cazibe'yim, hiç değişmedim de. Uy. Oy. Bozma o zaman, bozma. Hadi bakalım devam et, hadi hadi. Lazerbaycanlı seni. Arkanda döndüm, bir suratını görmedik sabahtan beri yani. Küs müyüz neyiz anlamadım ama neyse. Hadi devam et, hadi hadi. Canım bak bu sefer çatalla veriyorum. Belki mikrof falan diye korkmuştur çocuk. Bak çatalla veriyor, elim hiç değmedi. Hadi canım aç ağzını, böyle ye bari. Hadi,
Hadi aç ağzını. Hadi. Hadi bu sefer aç bari. Ha. Bu sefer aç bari yavrum. Ya niye ne bakıyorsun? Açmıyor ağzını çocuk. Bravo yani. İki koca elmayı yedin bitirdin. Çocuk bir lokma yemedi. Pekmez'i. Marta. Bana bak. Hı. Şimdi he desek 6-7 sene sonra böyle bir şey olur. Ha yapalım mı bir tane daha? Hadi ya. He deyince mi oluyor? He deyince olur. He. Oldu mu? Aman dalga geçme. Bebeğim sen de çocuk gibisin ya. Ne görsen istiyorsun. Pekmez ve Aha, kapı. Aşk Şimdi sen kapıyı da ister. Operasyon is started. Volüm 30. Bu film burada biter Pekmez. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz vergi idaresinden geliyoruz da. Ha. Vay, hakikaten volüm 30 started operasyon. Hoş geldiniz. Bu apartmanda kayıt dışı kreş işletildiğine dair ihbar almış bulunuyoruz. Okey. Doğrudur. Manidar. Elemanlar geldi. Gel, gel. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Demek ihbar edildiğinizi biliyorsunuz. Yani... O barak. Yok beyefendi, biz aslında aslında düşünce olarak ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Global düzende projeksiyon, yani dış perspektiften bakarsanız camın dışından pencere kemkin. Efendim. Ne? Tanımadığınız bir çocuğa bakıyor musunuz, bakmıyor musunuz? Bakıyor muyuz, bakmıyor. Bakıyor. Yok. Yok, hayır. Yok, yok. Biz bakmıyoruz beyefendi, bizim Allah bağışlasın üniversiteye hazırlanan dağ gibi bir kızımız var. Onun haricinde başka bir çocuğumuz yok. Kız büyük çocuk oldu. Ya çocuk, ben de diyorum zamanı geldi. Bir tane daha yapalım yani ama istemiyor beyim, ne yapayım? Yuh manidar ya. Maliyecinin önünde bari böyle ileri geri konuşma. Özelimizden bahsediyorsun. Ay, ne alakası? Yapabilirim ama istesek yani. Halen yapabilirim istesek ya. Yapalım o zaman adamın önünde. Saçma sapan konuşma. Yok şaka yaptık biz. Ne? Pekmez amca. Konuştu mu? Canım benim, acıktın mı sen? Demek bu evde çocuk bakılmıyormuş ha? Aslında... Pekmez'im. Pekmez'im. Beyefendi bir şey söylüyor, cevap versene canım. Efendim. Aslında bizi dinleyecek olursanız, bakın... Tabii sizi dinlerim. Ailenizle beraber vergi dairesine gelip kaçak kreş işletmekten doğan cezanızı öderken biz de sizi dinleriz. Buyurun. Pekmez'im. Efendim manidar. Dedim ama ben sana, değil mi? Dedim. Ne dedin ya? Dedim demişimdir ya. Konuyla ilgili bir şey mutlaka söylemişimdir. Şimdi hatırlamıyorum ama. Beyefendi özür dilerim, bir açıklama yapmak istiyorum. Biz hanımla bu konu hakkında bir şeyler birbirimizle konuştuk dedik. Ama ne dediğimizi tam hatırlamıyoruz. Bakın önünüzde soruyorum. Ne dedin? Yapma etme demişimdir muhtemelen ama. Öyle demiş. Hatırlamıyorum ben. Ben de tamam. Beyefendi. Bakın ben size bir şey söyleyeyim şimdi. Gözlerimin içine bakın. Normalde ben bu çocuğun annesini hiç sevmem. Bunun annesi geçen hafta ne yaptı biliyor musunuz? Koskoca keman yayını aldı. Benim böyle kafama geçirdi. Resmen kafamdan do ve la sesleri keman olarak geldi. Tamam canım. Beyefendi, lütfen söyler misiniz? Biz sizinle gelecek olursak bu çocuk kiminle kalacak ha? Ev bomboş. Yapayalnız mı bırakacağız şu kadarcık çocuğu? Valla onu bunu bilemem. Çocuğa bakarken düşünecektim. Ya beyefendi Allah'ın aşkına, bu komşumuzun kızını rica etti, dedi ki lütfen dedi, 2-3 saatine bakar mısınız dedi, insanlık durumu yani. Komşu komşunun kübrüne bile muhtaçtır yani. Bu çocuk bizim değil ki. Bakın kendi ağzınızla söyledin. Neyi söyledik ya? Çocuk bizim değil ki dedik. Tamam işte demek ki çocuk sizin olmadığına göre burası kreş. Kreş değil ya burası. Ne alakası var beyefendi? Ben şey yapayım o zaman. Çocuk tek başına kalmasın. Komşumuz Kemal Bey'e bırakıp geleyim çocuğu. Sakın ben gelmeden beyimi götürmeyin, tamam mı? Hadi canım. Nedir şimdi? Ne yapacağız şu anda? Ne yapmayı düşünüyorsun? Yürü, yürü, yürü. Yürü. Gel çocuğum şimdi. Amin, merhaba Kemal Bey. Merhaba. Şey diyecektim. Biz
galiba vergi usul kanununun 3527. maddesine göre mi ne öyle bir şey, bir usulsüzlük yapmışız. Bizim vergi dairesine kadar gitmemiz lazım Peker cümle. Size çocuğu bırakacaktım. Yani çok makbule geçer. Makbule geçer dediysem çok iyi olur anlamında yani. Annesini kastetmedim. Kadarım ya şimdi bu çocukta kime girecek ya bu? Zıpır. tamam olur. Olur ben ilgilenirim. Şerefsizin oğlu Şeref'le. Olur olur tamam tamam. Tamam sağ olun sağ olun. Sağ ol sağ ol. Hadi canım bay bay. Ne haber? Gel tut elimi.